dr.behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Şimdi bugün sizlere HPV virüsünden bahsedeceğim, simir testinden bahsedeceğim, HPV testinden bahsedeceğim ve kolposkopi işleminden bahsedeceğim. Normal şartlar altında belli bir yaşa geldikten sonra HPV simir testini beraber yaptırmak zorundasınız. HPV nedir? HPV human papilloma virüs. Rahim ağzı kanserine neden olabilecek bir virüstür. Nasıl yapıyoruz? Geliyorsunuz, biz muayeneye geliyorsunuz. Bu bizim spekulum. Bununla beraber rahim ağzında bu fırçayla beraber şöyle bir sürüntü alıyoruz. Bir tanesini alıyoruz, simire gönderiyoruz, simir testi. Aynı çubuktan bir tane daha alıyoruz. Bunu da şöyle sürtüyoruz buraya. Bunu da HPV testi olarak patolojiye, laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvar bize derse ki rahim ağzında HPV virüsü buldum ben. Human papilloma virüsü buldum. Ve o bulduğum virüs de rahim ağzı kanserine neden olabilen riskli tipi. İşte o zaman biz tekrardan sizi muayeneye çağırıyoruz. Bu sefer hani biz böyle sürüntü almıştık ya, bu sefer özel bir solüsyon sıkıyoruz. Ve büyük bir kamerayla bakıyoruz. Riskli gördüğümüz bölgede human papilloma virüsün kanser yapabileceği, yerleşmiş olduğu bölgeden minik minik parçalar alıp onu patolojiye gönderiyoruz. Patolojiye diyoruz ki biz bu riskli bölgelerden parça aldık. Bir bakar mısınız bu human papilloma virüsü HPV ne kadar zarar vermiş rahim ağzına? Patolog da bakıyor ya, bana diyor ki hiç zarar vermemiş diyor. Merak etme diyor. Ya da diyor ki 1 derece zarar vermiş. Ya da diyor ki 2 derece zarar vermiş. Ya da diyor ki 3 derece zarar vermiş. Biz de onun durumuna göre işte 1 derece zarar vermişse ne yapıyoruz? 2 derece zarar vermişse, 3 derece zarar vermişse ne yapıyoruz? Onu da programları var, onun da tedavileri var, onların da ileri aşamaları var. İşte grade 2, 3'e geldiği zaman bu sefer daha derin bir parça almamız gerekiyor. Onu patolojiye gönderiyoruz. Bu sefer diyoruz ki bu sınırlara bakar mısın? Bu sınırlar içerisinde bir parça var mı yok mu? Bu şekilde ilerliyor. Şunu demek istiyorum. Kolposkopi nedir? Kolposkopi rahim ağzından minik parçaların alınması ve patolojiye gönderilmesi. HPV pozitif çıktı. Kanser misin? Asla. Kanser olma riski var mı? Var. O yüzden HPV pozitif çıktıktan sonra şöyle diyelim. HPV pozitif çıktı. Korkmuyorsun, panik olmuyorsun. Ama HPV pozitif çıktıktan sonra da kontrolü ihmal etmiyorsun. Mutlaka bir jinekoloğa başvuruyorsun ve kontrollerin artık orada devam ediyor. Merak edilen tüm soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.